Sayın Kayışoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Hazine Bakanı dedi ki bu bir tasarruf bütçesidir. Fakat Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki %233 artışa bakınca bu tasarrufun saraya hiç uğramadığını görüyoruz. Sarayda tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Marmaris'teki yapılan sarayı iptal edecek misiniz? İkincisi, tek adam rejimi için evet derseniz terör bitecek, döviz, faiz düşecek, ekonomi uçacak, dış güçler kıskanacak dediniz. Ama geldiğimiz noktada bunların tam tersi olduğunu görüyoruz. Yanıldığınızı, kandırıldığınızı düşünüyor musunuz? Üçüncüsü, geçen gün bir anayasa hukuku hocası bir yazı yazdı ve diyor ki artık diyor bizler anayasa hukuku hocaları olarak, hukuk bilimi insanları olarak öngöremiyoruz. Mevzuatta, anayasada yazılan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Örneğin bir anayasa mahkemesine bir başvuru varsa bunu anayasa hukuku hocaları değil ancak gazeteciler sonucunun ne olabileceğini tahmin ediyor. Çünkü anayasa mahkemesi hukuk dışı faktörlere göre karar veriyor.